Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Outlast'e baştan hoş geldiniz. En son bölümde şuradan aşağı atılmıştık, hatta hemen ardından devam ediyorum. Seri bir şekilde çekiyorum bunu. Şurada hemen bakıyorum. Şurada bir dosya var, dosyayı hemen bir kontrol edelim. Bu değil. Dokümanlar. Merkov şirketleri, Birleşmiş Milletler Ofisi, haciz emri, vaka numarası, bilmem bilmem bir şeyler. Beyanname falan filan, çevre kirliliğine yol açma atacak hatası. Beyannamelerin vatandaşların MSG adına acil eylem gerektirdiğine dair yeterli kanıt sunduğuna ve emrin verilmesi için zemin hazırladığına inanıyoruz. Bu vesileyle Merkov şirketleri bilmem bir şeyleri artık tüm sitelerine giriş izni verilmeli ve bütün erişim yetkileri ajantaya devredilmelidir. Merkov şirketlerinin tüm karşı dava iddialarının teslim edilmesini belirten bu belgelerin tarafınızdan ve herhangi biri sağ kalan akrabanız tarafından kabul edilmesini istiyoruz. Aksi takdirde MSG'nin tüm yan kuruluşları dahil hangi kuruluşlarda olursa olsun yaptığınız eylemler için sorumluluk üstleneceksiniz. Ayağınızı denk alın, yoksa size sorumluluk üstlenirim. Üstleneceksiniz. Pek bir işe yaramadı. Şimdi nereye gidiyoruz? Güzel soru. İlk ne yapmam gerekiyor? Notlar. Görev. Akıl hastanesine kaç. Ana kapıları açmak için güvenlik kontrolüne eriş. Güvenlik kontrolü neresi? Şurası mı? Açsana. Açılmıyor. Oğlum camı kır gir işte ya. Ne olacak? Şu cama bak. O kadar. Buraya mı şey yapacağız? Merhaba. 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 Aa, yok öyle bir şey diyor. Diyor ki yok öyle bir şey. Hayatta olmaz. Sen benden kaçabileceğimi mi zannediyorsun diyor. Kaçamazsın diyor. Seni yakalarım. Seni yakalarım. That's a no-no. Kamera açık değilmiş ya. Ne ses çıkarıyorsun? Yavaşça aç. Yavaşça aç. Yavaşça aç. Oo, bu ne? Cehennemin dibine geldim sanırım. Kafa derimden cam parçaları çıkarıyorum. İki kaburgamda kırık var. Ucube bir dev tarafından az kalsın öldürülüyordum. Biri sanki kafasını peynir rendesiyle yontmaya çalışıyormuş. Beni duvara fırlattı ve bayılttı. Uzandığımda yanında biri vardı. Üzerine el yapımı rahip kıyafeti giymiş. Yüzünde alkolik bir kemancı ifadesi olan bu adam onun havarisi olduğunu söyledi. Olduğumu söyledi. Ben havarisiymişim birisinin. Ona nedenini sormadım. Her tarafta kanla yazılmış kelimeler var. Tüm bunları o rahip kılıklı adam yazmış gibi rahatsız edici bir his var içinde. Sanırım bana yardım ediyor. Oy, hem de nasıl. Merhaba. Her yerde kelime mi? Sadece orada kelime var dostum. Bu ne? Burada da ayağı görüyoruz. Yok, kolu görüyoruz. Şurada bir tane kolu eksik mi adamın? Yok, kolu eksik değil. O kol başkasına ait. O kol başkasına ait. Buradaki şey yokmuş. Bu ne? Burasının amacı ne? Gördüğünüz gibi kafası olmayan bir adam daha yok. Senin kafan varmış. Oo, ödümü kopardın. Oo, çok güzel pil bulduk. Çok güzel. Başka pil, başka pil. Çalışma çantaları. Çalışma çantaları istemiyorum ben. Pil istiyorum. Bana pil lazım. Pil. Seni kim kapattı? Seni kim kapattı? Ben seni kapattığımı hatırlamıyorum. Ben onu kapattım mı? Benim onu kapattığımı hatırlıyor musunuz? Hatırladığını zannetmiyorum. Ben şuraya bir gitmek istiyorum. Merhaba. Burada ne var? Dosya var. Pil yok. Dokümanlar. Sayın beyefendiler, tam rapor beklemeden Merkov şirketlerinin herhangi bir eylem yapması acilen beklenmektedir. Wall Rider projesinin aşırı yüksek değerlerdeki kar potansiyeli devam ediyor. 4 ölüm vakasındaki belirsizlik bir dava açılması için yeterli olmakla beraber kanıtların doğru şekilde yönlendirilmesi durumunda mağdur olacağımız kesin. Wall Rider projesi tehlikeli bir girişim olarak kalmaya devam ediyor. Eğer proje sürerse daha fazla can kaybı yaşanacağı kesindir. Elbette ailelerin ve devletin sabrı gün geçtikçe azalıyor ve yasal işlemlerin geciktirilme ihtimali yok denecek
ve yasal işlemlerin geciktirilme ihtimalini yok denecek kadar azaltıyor. Ha. Morfojenik motor terapisi çalışma modeli hastalar arasında şiddeti artırdı. Fakat fiziksel ve kimyasal zorlamanın bileşimi kesinlikle olarak kontrolün elde bulundurulması ve kar marjının devamını sağlamak için yeterince etkili. Saygılarla Helen Granat, Murkoff Adli Tahfif Departmanı. Artık hangi departmanda böyle şeyler yapıyorlarsa. Burada bir şey yok. Şimdi birisi buradan buraya mı geçti yoksa birazcık daha ileri miydi? Oy. Merhaba. Aynı yere geldim. Orası kapalı. Şurası açılıyor mu? Bırak o zaman. Boş ver. Diğer yere geçelim. Ha, burası açılmıyor. Tamam. Oo, Chris Walker buradaki hastaları öldürmeye çalışan bir adam. Baştan bir şeyler söyler misin? Hayır, söylemedi. Şu açamıyorum. Şu tahtaları sökemiyor muyum ya? Çivi yok, bir şey yok bu tahtalarda. Bu tahtalar nasıl buraya yapışmış? Japon yapıştırıcısı. Japon yapıştırıcısı, Japon yapıştırıcısı. Birisi klavyeyi dışarı atmış. Bu güzelim klavyeleri böyle dışarı atıyorsunuz. Sonra biz klavye mağduru oluyoruz. Anakart mı gerek? Anahtar kart gerek. Ha. Tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Anahtar kartı nereden bulabiliriz şimdi? Burada var mıydı ya bir tane? Ben anahtar kart mı kaçırdım bir tane acaba? Hadi, senin anahtar kart var mı? Hayır, sende var mı? Yok, sizde kart falan yok, sizde hiçbir şey yok. Siz ölmüşsünüz. Kasayı alamıyorum değil mi? Kasayı alamıyoruz. Döndürüyoruz o zaman. Nereye doğru gideceğiz? Aşağı doğru gitmeyeceğimizden eminim. Aşağı doğru gidersek öcüğü geliyor. Öcüğü sevmiyoruz biz. Ayrıca dışlıyoruz öcüğü. Oo, şurada bir şeyler var. Ah! Pil! Süper! Neden şey yapıyorum böyle bir? Burada neler var? Adam var. Bu odanın amacı ne? Bu oda neden burada? Ben buradan pil mi aldım acaba? Bu odanın bir amacı olmalı. Merhaba kanka. Şunu alamıyor muyuz? Ben bu odaya daha önce geldim o zaman ya. Şu taraf. Şu tarafta neler var? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. İnsan bir pil koyar. Bu kadar bilgisayar masası var. Pil istiyoruz, pil. Outlast amca bize pil ver. Outlast amca bize pil vermeyeceksin değil mi? Ulan bir pil vermeyecek misin? Bir pil vermeyecek misin? Vermeyeceksin. Vermeyeceksin gibi geliyor aklıma. Pil yok. Parayı veren düdüğü çalar ama parayı veren pil çalamıyor işte. Hareketlik bu turistik mekanı görelim dedik. Hazır yolumuz uğramışken bu akıl hastanesinin çok ünlü olabileceğini duyduk. Neymiş bu doküman? Murkoff Psikiyatrik Sistemleri Volrider Projesi, vaka numarası 136, bilmem bir şeyler. Terapi durumu morfojenik motor aktivitesi yaklaşık 2000 per bilmem bir şey milyon. 2000 milyonda 2000 ile düz seviyede 3. evre hormon programının ötesine geçmek için riskli. Teşhis: spirometri hafif ama orta bronş birikimi tespit etti. MRI çıktıları hastanın rapor ettiği rüyalar ile tutarlı. Görüşme notları: Walker ile Chris Walker bizi aşağıya atan çam ağacı. Walker ile gözetim altında görüşüldü. Akabinde kendine zarar verip yaraladı. Dev cüssesi nedeniyle daha sıkı güvenlik altına alınmalı. Geniş ölçekte deri dökülmeleri morfojenik motor hücresel aktivitenin başarısız olduğuna sinyal veriyor. Big Smoke gibi lan adam. Çok iyi. Gene ona da koca göbek diyeceğim ben.
Alındaki yarın gerçeği görmek için bir yol açtığını iddia etmekte. Deli mi denilir? Çocukluğunda Tuatara kertenkelelerinin parietal gözleriyle deneyim geçirmiş gibi görünüyor. Kendi eti hakkında kaygılandığını dile getirdi. Özellikle dudak ve burun çevresinden. İlgilenecek hasta bakıcıların kendi kendine yaralama olasılığının dikkat etmeleri gerekir. Afganistan'a görev yaptığı sırada sürekli maruz kaldığı zihinsel travmalar ME sürecini geciktirecek gibi görünüyor. Baskın saplantıları terapi ile artmış, askeri güvenlik protokolü abartılı bir manik duruma yol açmıştır. Kimyasal ve fiziksel sınırlamalarının devam ettirilmesi şiddetle tavsiye edilir. Bu yüzden şey yapıyor. Adam daha önce bir askermiş ve şimdi takıntılar var hani. Her şey güvenlik altına alınmalı falan filan, böyle bir takıntılar var. Merhaba kanka, nasılsın? Pek hoş sesler gelmiyor senden ya. Birazcık terbiyeli ol, birazcık saygılı ol. Beyler nasılsınız? Maç kaç kaç? Bir grup garip adam kesik bir yayına bakıyor. Görünüşe göre hastalar. Burada her ne olduysa kurtulmuşlar. Fakat akılları gitmiş. Güzel, devre arası mı? Bu ne? Birisi mi sakatlandı? Neden kan var burada? Birisi sakatlandı değil mi? Zidane yaptı bunu. Sen de Zidane'a benziyorsun ha. Dükkan. Çekilmeyeceğim. Ah! 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 Sivilce var orada aynen. Elin orada sivilce var. Senin... Kafalar, eller, abo, ne olmuş lan size? Bak bu size küsmüş. Bu rakip takımı tutuyordu. Eminim. Sonra kavga ettiniz. Bir şeyler oldu. Ne bulmam lazım benim buradan? Aaa! Bu ne? A114. Ooo. Neler var burada bakalım. Burada güvenlik kartı var. Güzel. Pil var mı? Pil. Pil verin bana. Bak bu seride ne olacağınızı gayet iyi söyleyeyim. Bu seride pil göreceğiz sağda solda. Ben o pilleri kaçıracağım. Siz de muhtemelen deli olacaksınız onun üzerine. Ben de böyle şeyler çok takarım hani. Pil olur, başka bir şey olur ve kimse göremez. Ve izlediğim videolarda. Ne bileyim, amnezya lamba yağı falan olur. Adam onu almaz, göremez, almaz. Ben sinir oluyorum bu tür şeylere ama adam görse alır. Arıyor da. Sadece olmuyor işte. Beyler, devre daha başlamadım, olsun. Şöyle kafayı birazcık çevirip bakacağım değil mi? Bak bu abi işi çözmüş, bu abi televizyona doğru eğmiş kafayı. Böyle çevirip bakıyor kafayı. Zeki insanlar bunlar, burada akıl hastanesinde olduklarına bakmayın. Hacı ne haber? Sen o bak. Abi anladım, maç yenilmişsin de yapma böyle ya. Yapma böyle, daha başka maçlar olacak ki. Ayıp ayıp ayıp. Ayıp yani. Adam daha kendine gelemedi, hala şey titreyerek nefes alıyor ha. Mesela aynı yere çıkıyor değil mi? Nereye açıyorduk? Şurada bir yere açacaktık biz sanırım. Koşarken Q ve E'ye bakarak. Oo! Oo! Çok daha kolay olacak o zaman bizim işimiz. Son teknoloji. Abi sen burada herhalde içki içerken falan bir şey oldun. Tam o pozisyondasın hani. Lanet olsun hayata. Neden beni bıraktın sevgilim falan filan. Tam o sırada adam gelmiş sana bir tane şey geçirmiş gibi. Tam o pozisyondasın ama ya. Olur ya böyle her mahallede bir iki kişi.
Pil yok mu ya? Pil yok mu? Klavye. Şimdi yeteneklerimi konuşturacağım. Parmak yeteneklerimi. Amca ne haber? Ne yapıyorsun? Sen şeydin değil mi? Rahiptin. Oldu mu bu yaptın ya? Oo, burası saklandığımız yerde. Onu dizginlemek zorundayız değil mi? Seni dizginlemek zorundayız bence. Seni dizginlemek zorundayız. Hasta herif. Şuna bak. Demir kapıyı kırdı. O manda ayısı beni takip ediyor. Chris Walker adında bir hasta dosyası buldum. Eski askeri polismiş. Afganistan'da birkaç kez görev yapmış. Kim bilir kaç insan kanı vardır ellerinde. Fakat hepsi bununla bitmiyor. Bitmiyor. Bizim kanımız da olacak ellerinde. Manda ayısı. Evet aynen manda ayısı. Bundan sonra bu. Beni duyabilmesi lazım şu anda. Çünkü orası çok sessiz bir yer. Ben de bayağı ilginç bir şekilde nefes alıyorum. Geri döndü bir bakıyor şey var mı diye. Emin yanlış mı yaptı diye. Kır geç. Sol tarafa doğru gidiyor. Sol tarafta bir yer kırarsa oraya doğru gidelim bence. Dur iyice sessiz olsun ortam. Bir yer kırdı. Gitti. Sanırım bir yeri kırdı bu. Buraya mı kırdın? Yok. Şurayı kırdı herhalde. Bu nereyi kırdı? Sol tarafa doğru gittiğini biliyorum. Şuraya mı gitti acaba? Şuraya mı kırdı? Sihirli bir şekilde ortadan kayboldu. Ne yapacağım ben şimdi? Bodrum'daki jeneratörü yeniden çalıştır. İşte bunu yapacağım. Bodrum'daki jeneratörü yeniden çalıştırmak benim görevim bundan sonra. Ben bunu misyon edinirim. O yüzden Bodrum'a gitmemiz lazım. Hadi hep beraber Bodrum'a gidip tatil yapalım. Şunun bir pilini değiştireyim. Pil var mı buralarda? Pil atlamadım değil mi? Şunun arkasında ama gidemiyoruz arkadaşlar. Merdivenin altında da bir şeyler vardır. Neyse. Artık onda bir sonraki videoda yapacağız. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınız. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.